Şimdi biz gerçek hayattaki hikayeleri anlatamıyorum ya. Evet. Hani yaptığımız şeyleri de sözlü anlattığımızda biraz hikaye havada kalıyor ya. Biz geçtiğimiz sene birebir uyguladığımız bir senaryonun ben videosunu çektim. Ama videoda firma isimleri her şey fake edilmiş durumda. 8 dakikalık bir video çektim ki hani çok sözlü olmasın. Bir de gerçekten biz Görsel olarak nasıl ne da yapıyoruz abi yani onu konuşalım. Şimdi abi ben bu hazırladığım video dediğim mevzu şu abi. Bir saldırgan bir tane firmaya saldıracak, tamam mı? Hedeflediği bir firma var. Firmada securelawfirm.com, güvenli hukuk firması.com gibi bir Tamam. web sitesi Bunlar var. hepsi fake bu arada, değil mi? Bu fake, bu Ha. domain benim. Onun Tamam. e-posta sunucusu benim. Birazdan göreceğiniz Twitter hesapları vesairelerin Her şey. hepsi gördüğümüz şeyi birebir simüle ettik abi baştan sona. Bu da görüyor olacağız gençler, tamam mı? Hikayeyi herkesin anlayacağına eminim ama ekranda kodlar görüyor olacaksınız. Ben de size bunu anlatacağım. Şimdi gençler, şimdi ekranda gördüğünüz şey şu. Aslında ben saldırgan şu anda invictuseurope.com bizim kurumun web sitesi zaten. Buraya bir isim sunucusuna gidip şeyi soruyor. Bu adam nasıl bir domain konfigürasyonu girmiş diyor. En temelde kendi tarafıma bakıyorum ben, tamam mı? Şeyi görüyorsun. Bir takım konfigürasyonlar girilmiş. Bu konfigürasyonların aynısının securelawfirm.com'da olmadığını gözlemliyor aslında saldırgan. Burada baktığı şey de şu. Abi başka bir domainden hani e-posta gelmesine yönelik bir takım önlemlerin girilmesi gerekiyor. Onlarla ilgili kurumun farkındalığı ne? Bilgisi topluyor. Adamın yaptığı iş şu anda bu. Tamam. Teknik detayını boş verin. Merak edenler bizim kanalda anlatılmıştır abi. Aynen. Oradan bakarız. Buna bakıyor. Tamam diyor. Okey. Güzel. Gidiyor internet arayıcısını açıyor. Ve bu firmanın adını Twitter'da aratıyor adam. Domain'i arattığında hiçbir şey bulamıyor. Firmanın adını aratıyor şu anda sadece. Tamam mı? Normal şartlarda cevaben çok account çıkar karşına. Biz 30-100 Evet. tane account açmadık. Hani ama tüm accountlara tek tek bakıyoruz kendimiz. Hatta abi bir tane yazdığımız bir bot var. Bu accountlardaki mesela 100 tane account belirledik. O firma ile ilgili bir şey atmış kişiler, tweetler. Bu adamın mesela son 1000 tweetini toplayıp o tweetlerin atılma saatlerinden adamın hangi saatlerde uyuduğunu çıkarabiliyorsun, Oo, tamam şaka mı? gibi ya. Hani hangi saatlerde uyuyor, hangi Bin saatlerde tweet tweet güzel atıyor? istatistik ama. Hani Evet. mesela buradan adama hangi saatte erişim sağlamalıyım ben, hangi saatte çalışmıyor gibi çıkarımlarda tahminlerde bulunabiliyorsun abi. Elizabeth Taylor tabii ki de fake isim, tamam mı? Orada bir çalışan bu Burada bir herhalde. çalışan. Account'ına giriyorsun. Tamam mı? Account'a bakıyorsun. Secure law firm intern. I am studying. İşte hukuk çalışıyor. Ya yani hukuk öğrencisi bu. Tamam mı? Tweetlerini geziyorsun abi. Okuyorsun ya. Profil hakkında bilgi çıkartmak bu. Tamam mı? Bu videoda biz bu işte bir kısa görüyoruz. Çünkü bir kişiyi anlatıyor. Ama real Bir life'da sürü bu kişiye iş bakıyorsun, değil abi mi? bir ay sürebiliyor. Tamam Oo. mı? Bir ay. Kolay Bir değil. ay boyunca kişilerin sosyal medya Evet abi hesaplarını takip bakıyorsun. Ne ediyorsun yapıyor? sürekli. Ne ediyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bakıyorsun. Şu an peki ne bilgisi bulmaya çalışıyoruz burada? Anlayacağız. Ha, İşte adam tamam. da bilmiyor ki ne aradığını. Tamam. Sadece Araştırıyor. tanımaya çalışıyor. Ha birazcık bir sanatçı kafası deyip sanatı küçümsemeyeyim hani ama şey gibi bilmiyorsun ne aradığını. Sadece öğrenmeye çalışıyorsun. Eyvallah. Öğrendikçe bilgiler bir araya geldikçe bunu bir de biz ofiste tahtaya falan yazıyoruz abi böyle hani filmlerdeki gibi ipler mipler falan. Bir işin en sonunda ne yapalım diye konuşacaksın. Bak burada adam şeyi fark ediyor. Kızın attığı bir tweet var. Biriyle tanıştığınızın 7. saniyesinde hukuk okuduğunu söylemiyorsa hukuk okumuyordur falan. Böyle komik bir şeyle tweet etmiş. Onun arkadaşı büyük ihtimalle falan derken bir tane tweetini görüyorsun. İnsanlar daha It's only my first week as an intern and my boss is sending me to the Norway. Norveç'e gidecek bilet almış. Evet. Havalimanındayken böyle bir şey paylaşmış. Pasaportunu Pasaport. gösteriyor. Normal şartlarda abi insanlar şeyi öğrendi. Şeye dikkat edin. O selfie çekin. O artistliğimizi yapalım Instagram'da, Twitter'da. Ben buna mutabıkım ama o biniş kartındaki, boarding pass'teki QR kodları falan asla göstermemen gerekiyor. Eyvah. Niye? Tamam Ne oluyor mı? O QR göstereceğim? kodun içerisinde o Eyvah! numaralar var. Nasıl ya? Yaptım lan Bunu kadın. göstermiyor Yapmış muydum? olabilirim. Ama bu vatandaş farkındalığı yüksek görüyor musun? Pasaport paylaşılmış hiçbir şey yok. Ama bak burada hala bir bilgi var. Evet, SK SAS yazıyor. Paşa, ha. Ne o? Bilmiyorsun işte. Onu araştır ismi herhalde. Ha, bak. Aynen. Şimdi Google'a gidiyor. Ne yazıyor? SAS. SAS Airport. Neden çıkıyor Airport. direkt? Neymiş bu? SAS Airlines Bakıyor. Bak ben video çekerken de ne lan bu diye aşağı bakıyorum. Mesela arıyorum şu anda ne Airport. var. Ha, İskandinav hava yollarıyla uçuyormuş bu vatandaş. Buradan ne çıkacak şimdi? Ona İzleyeceğiz. bakacağız.
Tweet'in atıldığı tarih var. Yani bu tweet eski bir tweetse önemi yok adam için. Hı-hı. Hani videonun çekildiği tarihte yakın tarih, close date olarak Hı-hı. düşünün. Oğlum bak stalk bu ya bildiğin. Tabii canım ağır stalk yani. Ağır stalk yani. Şeyi yani piçi. Son noktası yani tabii, artık. Tabii. Bak şimdi adam ne yapıyor biliyor musun abi? İskandinav Hava Yolları'nın domainine gidiyor. Flysas.com. Onu ekliyormuş düşünsene. Yok yok. Sakin. Bak ama bu tweetim chat'i beğenecektir tamam mı? Bak abi adam ne yapıyor biliyor musun? İskandinav Hava Yolları'nın web sitesi var ya flysas.com. Evet. Bu web sitesinden yayınlanmış bir Word dokümanı arıyor. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Peki kadına bunu yollayacak. Heh. İnandırıcı olsun, gerçek doküman olsun diye. Ama bunu nasıl bulacaksın abi? Nasıl bulacağım? Google'ı seviyorum abi. Sitefly.sas.com extension doc. Google'a diyebiliyorsun ki. Extension document olan şeyleri göster. Flysas.com domainini içeren ve URL'in sonunda da .doc yazanlarını ver bana sadece diyorsun. Vay cevap burada. Ya. Çok basic, 20 yıllık trik ha yani. Aa, çok iyiymiş be. Dökümanı indiriyor adam. Şimdi ne yapacak biliyor musun? Kurumun gerçekten gönderdiği bir dökümanı şey yapması lazım. Modellemesi lazım vatandaşın yani. Döküman bu. Tamam mı? Tamam. İşimize de biraz yarıyor. Dear passenger, passenger bilgileri falan var. Yani ileride mesela havayolu firmasından gelen bir e-posta atsam, hı hı. şu bilgilerini bana gönder, bir sıkıntı yaşıyorum desem bu döküman işe yarar. Eyvallah. Ama şimdi kendi mailinden atıyorsun. Yok bakacağız dur daha mail kısmına gelmedi. Abi hacker burada kasamıyor bu dokümanı editlemeye. Screenshot'ını alıyor abi. Tamam mı? Bak screenshot'ını alıyor. Çünkü adamın dokümanı açması yeter onun için. Yeni bir Word oluşturup içine resim olarak yapıştırıyor. Kasmıyor abi adam. Tamam mı? Bunun da başına yazıyor ki formu doldurmak için yukarıdaki enable butonuna basın. Bunu birazdan anlayacaksınız hepiniz. Ona bastığından sıçacak bir evet ihtimalle. Evet abi sistem sıçıyor. Anladım. Bu Word dokümanı şu anda masum. Hiçbir şey yapmıyor. Hı hı. Bunu şimdi bir piçale çevirmemiz lazım yani. Tamam. Hani şimdi de o kısmına geçeceğiz. Kaydediyor bunu. Adına malware.docx diye kaydettik. Zararlı yazılım falan fark etmez. Şimdi saldırgan diyor ki ben bu Word dokümanının içerisine zararlı yazılım yerleştirmek istiyorum. Hı hı. Bak abi bu nasıl yapılıyor? En basiti. Word dokümanının içine zararlı yazılım koyacağız. Böyle bir şey mümkün mü ya? Evet. Bak da nasıl yapılıyor çok kolay. Gizli mi atılıyor peki? Yo Word dokümanını atıyorsun açınca çalışıyor zararlı yazılım. Okay. Bir tane bu açık kaynak kod bir tane proje abi. Buradaki kodlara yapılara yani takılmayın abi. Hiç mühim değil neler olduğu. Nasıl değil abi hemen yaptı işte. Bir tane Word dokümanı oluşturacak. Bak diyor ki ben oluşturulacak dokümanın template'i olarak bak komutlar bu. Hani şu gördüğün komutlar gerçekten hacker'ın kullandığı komutlar yani. Custom template az önce oluşturduğumuz Word'ümüz vardı ya onu kullanmak istiyorum diyor adam. Onun adresini yazıyor. Disk'teki petini yazıyor yani. Eyvallah. Mesela o ama koyacağı zararlı yazılım adamın elinde olan bir yazılım mı? Zararlı yazılımı da üretiyor işte abi. Ha. Hikaye o. Bu kullandığı program zararlı yazılımı da üretiyor senin adına. Anladım. Diyor ki bana bu dokümanı üret. Bak üretti. Buraya koydu. Bu doküman çalıştığında saldırganın az önce belirlediği IP adresine ve noktaya bir bağlantı talebi gerçekleştiren bir Word dokümanı oluşturması bir insanın 30 saniye abi şu anda. Ve komutlar da Türkçe falan run custom template falan. Şeyleri şey yazdım mı yani. Şu an? O işte atıyorum enable'e basınca aktifleşsin falan kafası o. Şimdi birazdan göreceksin abi hikayeyi. Bakayım ne yaptı? Evet bağlantı servisini açtı. Ya zararlı yazılım çalışınca bir yerle iletişim kurması lazım abi. Hı hı. İletişim kuracağı servisi de başlattı adam. Burada. Yani bilgileri şuraya göndersin mi? Aynen. Diyor. Şimdi karşı tarafa e-posta atmamız lazım. Neyi e-posta atacağız abi? Word oluşturduğumuz Word dosyasını değil mi? Evet. Nasıl atacağız? Flysas'tan geliyormuş gibi. Evet. İşte onu atan Python kodu görüyorsunuz şu anda. Bir programlama dili kodu. Anlaması kolay abi. Adamların mail üzerinden mi atıyor yani? Ha, Flysas'dan geliyormuş gibi mail atacak. Oha. Allah Allah. Aynen. O nasıl yapıyor ya? Sender öğren oğlum bak işimize yarar. Diyor ki sender email nereden gelsin e-posta? Öncelikle şey yapıyor. Gönderecek zararlı yazılımın vardı ya Word dokümanı. Evet, evet. Onu giriyor. Diyor ki document.docx olsun. Kim gönderecek? Yani bayağı mailin içeriği aynen. Her şeyini şu an hazırlıyor. Abi senin yani klasik mail client'iyle attığın şeyin aslında birebir benzeri oluyor burada. Sadece programlama diliyle yapılmış halini görüyoruz yani hani. Diyor ki kime gidecek? İşte başlık ne? Important. Information about your flight. İşte bak abi o Twitter'daki o bilgi falan var ya o yüzden çok önemli yani. Ya İngilizcesi az olan ya da olmayan arkadaşlarımız için söyleyelim. Yani diyor ki arkadaşlar önemli. Uçağın uçuşunuzla ilgili bilgi içeriyor diyor. Bilgi içerecek. Diyor. Tamam evet. mı?
İçerik mailin ne? Mailin başlığı değil mi? Mailin başlığı. Tamam. Mailin içeriği Dear Miss. Ben bir yerden metini hazırlamışım. Burada elle yazmamışım. Aha. Kopyalamışım. Hatta unuttum kadının adı neydi şu anda. Videoyu çekerken unuttum. Bayağı girip bakıyorsun. Bir daha gidip bakıyorum tekrardan. Onu bulmak için. Neydi lan? Siz de hemen ezberlemişsiniz yani. Elizabeth diyor bunlar. Soyadını unutmuşum. Taylor'dı aynen. Dear Miss Taylor. Bir tane metin giriyor buraya saldırgan. Metin ne diyor? Havalimanında sıkıntılarımız var vesaire vesaire. O yüzden gecikme bekliyoruz havayolundaki işte airport güvenlik kontrolünde. Hı hı. Bu nedenle yolcuların aşağıdaki dokümanı doldurup hızlıca bize geri göndermesi lazım. O yüzden kapıdan geçemezsiniz yoksa. Bunun için çok üzgünüz falan. Tamam, bayağı abi. Panik anı bir de yani. Panik evet. anı yaratıyorsun yani evet. hani anladın mı? Hemen yollamalıyım ki binmeliyim uçağa şey, diye. Evet aynen konu o. Bunun da bu mailin ekinde ne var? İçine zararlı yazılım yerleştirdiğimiz Word dokümanı. Onun içinde ne var? Firmanın resmi web sitesinde yayınlanmış bir yolcu formunun ekran görüntüsünü koyduk. Evet. Tüm senaryo meç ediyor abi. Yazık kadına ya. Şimdi şeyi ayarlayalım. Şimdi bir sıkıntımız var. Sender kim? Tamam evet, mı? Ben tamam. Onu merak ediyorum. Sender kolay abi. info@flysas.com. Receiver kim abi? Abi hayır, bunu yazınca direkt bunun üstünden gönderiyor gözüküyor. O mail sunucudan gitmiyor. Kendi bilgisayarından alıcıya bir e-posta gidiyor. Alıcının tamam. gönderen kısmında bu yazıyor abi. Ama mi? Ha ama detaya girip baktığında senin mailin mi gözüküyor altında? Hayır, konu ne biliyor musun? E-postayı alan taraf tamam. bu e-posta nereden gelmiş? Flysas.com diyor. Peki bana bunu gönderen IP adresine 357. 357 Flysas'ın mı? Kontrolünü yapması lazım. Yok canım nerede? En başta bir iki dig komutu vardı hatırlıyorsunuz mu? Videonun en başında. Dig diye bir komut vardı. TX'te. Orada anlıyor bu kontrolün olmama ihtimalinin yüksek olduğunu saldırgan aslında. Orası teknik kısımda orayı geçtim. Kadının parolasını unuttum diyorum Twitter'da. Twitter yıldızlıyor ya. Ama o yıldızlamak abi. Şöyle bir sıkıntısı var Twitter'ın. Ne çıkacak? Her karakteri yıldızlıyor. Yani uzunluğu leak ediyor. İfşa ediyor. Eyvallah. Ha öyle mi? Aynen. Mesela bak şimdi vatandaş bunu kopyalıyor oradan. Tamam mı? Şimdi tahmin etmeye çalışacak. Match edecek mi acaba diye. Aa bu zor ama yani. Bu zor. Bak şimdi. Elizabeth Taylor bir şey.com. Sondaki 3 kısım com olsun diyor. Evet. Tamam. Tamam mı? Unutma. Her karakteri yıldızla değişiyor. Yani uzunluk bilgisi ifşa oluyor. Eyvallah. Ama yani o nasıl bir mail adresi? Fake olduğu için herhalde şey. Diyor ki domain kısmı tek tek deniyor eliyle ki match edecek mi fazla girmesin ya diye. Ya bu evet. Şimdi bunun Twitter'dan bu e-postası çıkmaz. Kişiselinin çıkmasını beklersin normalde. Evet. Ben onu anlatacağım birazdan. Bayağı şirket hesabı bu arada arkadaşlar. Evet. Şirket mail hesabıyla Twitter'ına giriyor yani. Şimdi şeyi anlatacağım birazdan size. Twitter'dan buradan bunu bulamasaydı nereden nasıl bulur abi? Elizabeth'i yazdık. Ben gene unuttum anasını satayım videoda. Bu lazım. Seceretin her şeyini ezberlemiş kadın. Tamam mı? Elizabeth Taylor'ın böyle meç ettiğini görüyorsun. Tamam. Şimdi varsayalım ki bulamadın abi. Hı hı. O kurumda çalışan herhangi birinin e-postasını bulsan yeter. LinkedIn'den nasıl? HR'a başvuru gönder. Yaz. Ben pozisyonunuz ne var vesaire. Hı hı. Bir kişinin e-postasını bulman yeter. Çünkü kurumların %99'u e-posta verme formatı kullanıyordur abi. Yani mehmet.ince@invictuseurope.com ya. Evet. Firmamızda bizim Ali Veli varsa o da Ali.Veli olur. Bizim firmada öyle anladım, değil de. Anladım. Kurumların hepsinde bu böyledir. Anladım. Birini bul. Elizabeth.Taylor'dır o. Eyvallah. Anlatabildim mi? Biçimini buluyoruz yani. Yani buradan çıkmasa işte, bile abi. Aynen. Buradan çıkmasa bile abi firmanın şeyini ara yani call center'ını ara. Ben Elizabeth Hanım'la görüşmeye çalışıyorum ama e-postasını bulamadım nedir? Bulursun yani çok yöntem var. Tabii abi arayıp şey yani e-mail adresiniz lazım CV olmayacak. Maltego kullanılarak da yapılabilir mi? Maltego yani o şimdi ne? Tool ismine girmek istemeyelim dostlar. Yani bizim o taraftan gelen özellikle bir program hani. Anladım. O kısımlara girmeyin. Hikayeye ve senaryoya bakın abi. Evet evet. Mevzuda. Devam. Şimdi böyle bir e-posta gidecek. Tamam. Çiçek. O ne lan? Ne yapıyor? LOL yapıyor. LOL. Abi bir şekerken sabah beşinde dalga geçiyor. Bu arada şeyden vazgeçmişim. En sonda sanırım.
Document.docam olmasın da adı demişim. Dosya gidenin dosya adı SAS olsun demişim, tamam mı? Hı-hı. E-postanın ekindeki dosya adını değiştirdim en son. Daha inandırıcı olsun. Aynen. Şimdi bu e-postayı göndereceğiz. Yine mi unuttum abi? Bilmiyorum ne yapıyorum şu anda. E-postayı gönderiyorum abi. Dikkat et. CD desktop python. Send email gitti. Send alt çizgi email.php. E-posta gitti. Şimdi geldik buraya. Bekleyeceğiz. Burası mı? Elizabeth'in bilgisayarı abi. Videoda ben burayı birleştirdim. Ha. Tamam mı? Ha, şimdi kadının gözünden. Şimdi kadının gözünden. Kadın durup dururken e-posta alıyor. Tamam mı? E-postaları çek demişim. Bir tane e-posta geldi. Aa, Allah. info@flysas.com. Böyle gözüküyor abi. Tamam mı? Hakikaten hızlı böyle ilginç ya. Ben açıklamaya bak. Tamam mı? Her şeye. Evet. Tamam mı? Important ne yapıyor? Bu dokümanı açıyor abi. Okuyor ediyor. Hmm diyor, önemli bir sıkıntım var. Kapatıyor e-postayı, açıyor bunu. Açıldı mı Word dokümanı? Hı-hı. Ne diyor en yukarıda? Enable content. Formu doldurmak için enable'a tıklayın. Diyor. Abi tıkla. Bir şey soracağım. Abi mesela durdurdum. İlla hani kadının bir şey mi yapması lazım aktif? Dosya açtığında aktif olmaz mı? Ya onu olan halleri de var abi. Onu 100 bin dolara satıyorlar işte. Tamam. Anladın mı? Anladım. O Microsoft Word'de bir zafiyet buluyor adam abi. Word'de bir yazılım. Evet. Açtığın anda tetikleniyor mesela. Bu tür zafiyetler var, satılıyor abi. Biz burada hani başka bir yaklaşımı gösterdik. Telefondan açarsa demiş. Sıçar senaryo. Ha. Çalışmaz. Ha. Çalışmaz. Çalışmaz, sıçar yani. Olmaz. Telefona özel daha farklı. Telefona bambaşka bir şey yapman lazım yani. Telefondan bunu doldurup gönderemeyeceği için bilgisayardan yeni açacak. Evet. Bak abi, Word'ü açtığı an itibariyle buraya bir bilgi geliyor. Bağlantı gerçekleştirildi diye. Hı hı. Abi, ne yapıyor şu an? Nerede? Ne alacak? Şimdi, şimdi anlatıyorum. Bir bağlantı talebi geldi. Bu saldırganın komuta kontrol merkezi. Sen sormuştun ya, koca bir bilgisayardan onlarca bir... Evet. O işte o koca bilgisayarın konsolu abi. Öyle canlansın kafanda. Ha, eyvallah. Tamam mı? Bir tane oturum, session, oturum başladı diyor. Hı-hı. O oturumun numarası 1'miş. O oturumla iletişime geç diyorum komut satırından. Metal preter küçük bir işareti var ya. Hı-hı. Şu anda o bilgisayarın, Elizabeth Taylor'ın bilgisayarından diyorum ki screenshot al bana. Ha, o mal verir mi bunu sağlıyor? Evet. Screenshot geliyor. Masa üzerinden screenshot. Diyorum ki o bilgisayarda ne diyorum lan acaba? O bilgisayarda webcam var mı? Aa, varmış. Tamam, webcam'den yayın aç bana. Oha! Gizli ama değil mi? Hiç haberi yok diğer kişinin. Videoyu hazırlayan ben olduğum için. Çüş, gerçekten. Peki açıldığı zaman o yeşil ışık yanıyor mu? Yanıyor tabii abi. Hmm. O elektronik aksam aslında daha çok. Onu deaktif yapamıyor musun? Şeye göre bilmiyorum detaylı. Üzerine çalıştığım bir şey değil ya. Ama hani complicated tabii. Ya şey bilmiyorum açıkçası. Şimdi videonun devamında abi olay bir tık daha, bence bir küçük daha özellik var. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Hep beraber. Dostum, çok yaşa. Diyorum ki bu adamın, bu kadının Outlook'u var değil mi? Bilgisayarı kurmuş. Hı-hı. Onun kurumsal e-postasının parolası ne acaba? Hadi bulalım. Hadi bakalım işte. Onu mu bulacağız? Parolası. Geldi mi şu an? Aynen, bak orada ne yazıyor user pass'e. Ama ne, nasıl geldi? Browser üzerinden mi şey yapıyor? Şimdi Outlook abi e-posta sunucusuna gidip e-postaları almalı değil mi? Evet. Her gittiğinde de oturum doğrulaması lazım. Kullanıcı ve parola Outlook'un içerisinde kayıtlı olmak zorunda açık şekilde. Evet. Yoksa gidemez. Evet. Benim kullandığım küçük bir tane de plugin aracılığı ile o bilgisayara bağlanıp bu bilgiyi getir diye bir kod parçacığı var. Bunu çalıştırıyorum ve Outlook'tan bu bilgiyi alıyorum direkt. Çok iyi. Yani bir tane koyduğumuz kötü yazılım kamerayı açabiliyor, evet, screenshot yollayabiliyor, Outlook'tan bilgi aktarabiliyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bak abi, Word dokümanın içerisine koyduğum program parçacığı 5 kilobaytlık, minicik. Oha. Bu çalıştığı anda ne yapıyor biliyor musun? O büyük bilgisayar vardı ya dediğin abi. Hı-hı. Buraya geliyor diyor ki ana işi yapan vatandaşı ver bana. Tam bir Truva atı. Trojan buradan geliyor zaten, evet, abi. Ha, buna Trojan mı deniyor bu arada? Ya, Trojan buna denmiyor. Buna biz aslında zararlı yazılım, malware diyoruz hani. Ama mantık şu abi. Küçücük kod çalışıyor. Tek yaptığı şey benim bilgisayarıma, sunucuma gelip ana işi yapan kodu alıp onu çalıştırmak bir daha. Biz buna dropper diyoruz abi. Başlatıcı. Anladım. 5 kilobayt bunun dandikleri ya. Bu işte çok ciddi challenge var. 1,5 kilobayta kadar falan indiriyor saldırganlar. Oha ya. Kafayı kırıyorsun.
Yani antivirüs de o 1.5 kilobayta bakınca anlamıyor abi ne olduğunu yani. Ondan çünkü, da sıyrılıyor. E zaten amaç ondan sıyrılmak. Oo çok iyi. Çünkü o koda baktığında bir web sitesine gidip içerik alıyor diyorsun. Bu kadar. Bu zararlı değil ki. Ama gelen içeriğin kendisi zararlı abi. Aa, dert o yani. E peki şimdi bunu mesela bir kere açtı ya kişi. Dosyayı silse bile bu malware bilgisayarda duruyor mu? Şu anda bu videoda bunu göstermedim ben. Yapmadım. Ama şöyle bir şey yapıyorsun. Bu bağlantı gelir gelmez abi. Orkun'un videoda onu göstermiştim. Bilgisayarda şu grafikleri, başlat çubuğunu falan koyan bir tane Explorer Exe diye bir proses var abi. Bilgisayarı açınca çalışır. Tamam mı? Diyorsun ki beni Word'den al, Explorer Exe'ye koy. Bunu yapabiliyorsun işletim sistemi içinde. Adam Word dosyasını kapatsa bile senin oturumun devam ediyor. Ondan sonra ne yapıyorsun abi? Bilgisayarın auto start vardır ya mesela... Discord'u kurdum bilgisayarına, her açtığında otomatik çalışıyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyorsa ben de kendi yazılımımı koyayım oraya, aynısı olsun. Bilgisayarı başlattığında bir daha çalışsın benim zararlı yazılımım. Aynı kafa. Ya bundan nasıl korunuruz diyenler varmış abi. Nasıl korunuruz? E şimdi burada çok yani... burada çok mevzu var abi şu hikayede. Bir, sosyal medyada o pasaportunun fotoğrafının ne işi var? Evet. Real time niye veri paylaşıyorsun? Ya baştan abi? Onu koymasa bunun hiçbirisi yaşanmayacak. Bu pet yaşanmaz ama başka bunu başka bir şey yaşanır. Satranç da nedir? Bazen hani mid game'de bir pozisyon gelir. Ya bir yol vardır. Girersin, fedalı yoldur, tamam mı? Kazanıp kazanmayacağın belli değil. Girmezsin, başka bir şeye gider oyun. Burada da bu yola gitti. Mesela o bilgiler çıkmasaydı hikaye başka yola gidebilirdi yani, bilemezsin. Hani. Evet, doğru. Daha farklı şeyler bulacaktır o zaman. Ya tamam, başka şeyler çıkacak vesaire.